arkadaşlar. Biyoloğun kuş evine hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Emre Baş'ın üretimhanesindeyiz. Emre'yi tanıyorsunuz. 2 sene önce kuşlarını eşlemiştik. Hatta 1 ve 2 diye eşlemiştik kuşlarını. Şimdi Emre bizi aradı birkaç hafta önce. Abi dedi yine kuşları gelip eşleyebilir misin? Dedik hayal. Ve kuşlarını eşleyeceğiz. 1 ve 2'ye göre eşleyeceğiz. Şimdi bakalım Emre'nin kuşları ne durumda, Emre ile de beraber kuşları eşlemeye başlayalım. Sevgili arkadaşlar, şimdi Emre ile beraberiz. Emre'nin üretimhanesindeyiz. Şöyle bir gösterelim. Dişilerimiz burada. Erkeklerimiz böyle. Bu sene PVC yapacak Emre. Emre hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol abi. Şimdi hoş bulduk, sefalar getirdik. Bayağıdır da görüşmüyoruz Emre ile. Ben il dışına çıktım. Ondan önce de bir süre görüşmemiştik. Sonra Emre bizi aradı, videonun başında söylediğim gibi. Dedi ki, abi dedi böyle böyle kuşları eşler misin? Dedik tabii ki, memnuniyetle. Zaten Emre'nin kuşlarının çoğu, hatta hemen hemen hepsi benim soy hattıma ait kuşlar. Şimdi erkekleri hazırladın. Evet. Peki bu hazırlama evresinde ne gibi uygulamalar yaptın? Bize anlatır mısın? İlk önce abi komple erkekleri bir yere, dişileri bir yere aldım. Bütün işte... Gaga taşlarını küre başlamadan önce komple çektim. Ha, bir kür yaptın öncesinde. İç dış parazit kür. 30-35. İç dış parazit kürü niye yapıyorsun? Diş parazit hani dışarıdan gelecek karşı parazitlere karşı önlem almak için. İşte iç parazit hani yavru döneminde sezona hazırlayıp işte yavrularda ve dişi ve anaçlarda sıkıntı olmasın diye yavru ölümlerini azaltmak için yaklaşık bir 30-35 gün kürümüz sürdü. Şu an zaten kuşlarımız da gayet sağlıklı. İşte gördüğün gibi abi şu anda eşlemeyi bekliyorlar. İşte böyle kuşlar. Şurada sen bir şov takımı eşlemişsin ama biraz ufak o şov takım. Şu an biraz ufak. Ama dursun alışsınlar birbirlerine diye. Şimdi Emre ufaktan başlayalım diyeceğim. Tamam. Şöyle bir kuşları da bir gösterelim. Sevgili arkadaşlar dişlerimiz bunlar. Kaç dişimiz var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane dişimiz var. Kaç erkeğimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Yani 2 tane dişimiz fazla. Şurada da var. Ha burada ha. Tamam. Evet burada da erkekler var. Tamam. Tamamdır o zaman. Emre bu kafesler herhalde yeni mi? Yok onlar vardı benim zaten. Ha, var mıydı? Tamam. O zaman Emre eşlemeye ufaktan başlayalım. Ha başlamadan önce. Bir de kuşları eşe hazırladın değil mi? Kür bitti. Evet abi. Eşe hazırlarken neler yaptın? Ne gibi metotlar uyguladın kuşlarına? Neler verdin? Eşe hazırlanınca abi mesela kür bittikten sonra bir mama hazırladım. Şu kuşların bayağı bir husus olarak yoruldu kuşlar. Mama takviyesi yaptım. Onun haricinde işte temizle önemlisi temizlik. Ona dikkat ettim. Başka işte... Kızıştırmak için kullanmış olduğun ürünler var mı? Tabii. Şu neydi o? Senden aldığım Libidox kullanıyorum abi. Bayağı etkili. Zaten onu kullanmaya başlayalı yavru sayım olsun. Yumurta sayısı, yumurta doluluk oranı. Hepsi daha fazla. Eyvallah. Kuşların da yağlanma yok değil mi dişilerinde? Belki bir tanesinde olabilir. Sarıda mı? Evet sarıda. Neyse, onu da bir türlü zayıf atamadık. Neyse onu kontrol edeceğiz. Şimdi kuşları eşlemeye başlayalım. Başladım. Evet sevgili dostlar. Şimdi biliyorsunuz 2 sene önce çekmiş olduğumuz bir video var bizim. Kuşlar ince tüy kalın tüy muhabbeti 1-2 diye kaydettik. Bu 1-2'nin esprisini anlatayım size. Şimdi şurada bir tane çek erkeğimizi aldık. Genç bir erkek bu herhalde. Evet. Yani 4-5 aylık falan bir erkek. Bunun esprisi şu arkadaşlar. Muhabbet kuşlarını eşlerken dişi ve erkeğin birbirinden farklı özellikler göstermesi gen havuzunun genişlemesi açısından ve altından gelecek yavruların da gen havuzu geniş olduğu için daha sağlıklı ve genetik bağışıklıklarının daha yüksek olmasından kaynaklı. Yani ben her zaman şunu derim. Özellikle ufak boy kuşlar eşlerken aynı renkteki kuşları eşlemeyin. Tabii ki ıslah çalışması yaparken bunu yapabilirsiniz ama ben genelde farklı özellikteki kuşları eşlemenizi tavsiye ediyorum. Mesela show jumbolarda bir show jumbo besleyen arkadaşlar varsa bilirler veya bilmiyorsa da öğrensinler. Mesela dişinin sakalları çok iyi ama kafası küçük. Erkeğin de kafası çok büyük ama sakalları çok iyi değil. Mesela bu iki eşleme doğru eşlemedir arkadaşlar.
Çünkü birbirinden farklı özellik gösteren. Bizim de 1-2 dediğimiz nokta şu. Şimdi hayvanın sağ kanadını açtık. 1-2-3 dördüncü tüyü aldık. Tamam mı? Dördüncü tüy sivri mi ucu, küt mü? Bunu küt arkadaşlar. Yani bu kalın tüylü bir erkek. Bunun yanına atacağımız ince tüylü bir erkek olacak. Dişi olacak, özür diliyorum. Şimdi gel Emre. Şurada hem onun da rengine giden şöyle, o sarı yüzlü değil mi? Evet. Şuradan bir tane beyaz yüzlü gözüne yakıştırdı. Bulun bakalım. Mesela bakın bu ince tüy 1, 2, 3, 4. Bak ucunda sert bir kavis var arkadaşlar. Bir anda sivriliyor bu ince tüy. Bunun yanına atabiliriz. Hoppa. Şöyle bıraktık. Dişimiz de genç bir diş bu arada. Onu da belirteyim. Gelelim şuraya. Burada yine benim soyadlarımdan belirteyim. Allah maşallah. Maşallah. Yakalamak da... Şöyle yapayım. Solak olduğum için sol elle daha iyi yakalarım diye düşünüyorum. Ama yakalayamadım. Evet. Emre, bu senin yavrun değil mi? Evet. Senin üretimin yavru. Hı-hı. Çünkü benim bileziğim yok. Senin yavrusu olsaydı benim bileziğim olurdu. Şimdi bunu kontrol edelim. Dur bakayım. Bu ince. Bu ince. Buna kalın tüylü bir dişi atacağız. Tamam, bırak. Bırak, bırak, bırak. Kuşların Emre biraz genç. İlk ağızda yavru performansında sıkıntı yaşayabilirsin. Bilgin olsun diyeyim. Güzel. Yok, bu da ince. Bu şekilde kalın tüylü bir dişi lazım. Güzel bir diş. Evet, iyi ısırıyor. Kırmızı bir diş. Çok da güzel yavru bakıyor. Kimin bu? Ha. Bunu bana bir akrabam verecek. Anladım. Ha, bu kalın tüylü. Kalın tüylü bir dişi. Şöyle yanına atabiliriz. Şimdi şu en alttaki erkek gel bakalım. Bu da güzel ısırıyor yalnız. Erkek ama bu da kevi ısırıyor. Evet. Bu benim bileziğim arkadaşlar. Bu benim sarı kuşlardan bir tanesi. Şöyle göstereyim. Bedenimiz biraz pislenmiş. Evet, bakalım. Arkadaş, bu bir, iki, üç. İnce tüy. Kalın tüylü bir dişi atacağız bunun yanına. Beyaz yüzlü seni atmayı düşünüyorum. Gel bakayım. O da senin olması lazım. Bakayım. Lezik yok. Yok mu? Yok. Eski verdiklerimden olabilir. Eski olur. Çünkü abi ben sen eminim tamam. Yani. Bu ince. Tamam. Hoppa. Hatta en son, videonun en sonunda şöyle kuşlar... Ooo, bir dakika. Mesela ilk yeşlediğimiz takımda böyle bir çek istersen. Evet, tamam, o takım kaldı. Tamam. O takım tamam. Gel, şuradaki erkeği alalım. Bu erkek hiç şaşmaz. Benim soyadım direkt belli, hamsi kanat. Geçişleri görüyor musun arkadaşım? Şöyle. Evet. Yeşilden abi. Mavi top turkuaz. Benim de en çok bu renkler abi hoşuma gidiyor. Abi, hamsi kanat. Evet. Bunu. Bu kalın tüylü. Yine ince tüylü bir dişi. Ve bunu halledeceğiz. Evet. Sen bir gel bakalım, seni gözüme kestirdim. Rengi onunla sanki çok uyumlu gibi olur. Bunun rengi de çok güzel bu arada.
Bilezik 2023 bilezikli bir dişi. Şeyin dişisi. Murat abi. Murat abi. Bileziğine baktım. Aynen ta kendisi. Valla bu arada kuş sayısında yani kalın tüy ince tüy iyi denk geliyor evet, şu abi. Zamana kadar. Şu an iyi denk geliyor. Yani uğraştırmadı bizi fazla. Bir de kuş sayısı da az abi. Tabii. Ha bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi çoğu kuşu eşlediniz. İşte kalın tüylü bir erkek var. Ama ince tüylü bir dişiniz yok. O saatten sonra yapacak da bir şeyiniz yok. Rengine bakarak mümkünse beyaz yüzde sarı yüzlüleri eşleyin arkadaşlar. Yani beyaz yüzde beyaz yüzlüyü eşleyebilirsiniz ama sarı yüzde sarı yüzlü eşlemeyin eğer renk çalışması ve ıslah çalışması yapıyorsanız. Çünkü sarı yüzlü dominanttır beyaza. Altından çok sarı yüzlü gelir. Üretim halinizde sarı yüzlü miktarı çok artabilir. Evet bakalım buna bak. Bu güzel bir erkek. Bu direkt kalın tüy. Güzel bir erkek. Kırık bir erkek yani. Evet. Bu beyaz yüzlü. Bu kalın bir kanka. Kalın. Bakayım kalın mıydı ince miydi? Ona ne demiştik? Kalın. Kalın. Kısa kalın çünkü. Ona kalın demiştik. Şu sarıyı atsak mı yani? Hani evet. Boyut anlamında. İkisi de iyi ya. Bu biraz yağlı evde de bir atalım şimdi. Sen mama verme onlar. Tamam. Evet bu ince. Sen mama verme ama tamam mı? Tamam. Maksat altından iri yavrular alalım. Tamam. Evet geldik buraya. Bak bu hareket de güzel bir hareket herhalde. Oradan Murat abinin yavrusu. Evet bu da güzel bir hareket. Güzel bir hareket. Biraz salmada birilerinin tüylerine zarar vermişler. Evet. Gördüğüm kadarıyla. Bu ince direkt. İnce. Şimdi o beyaz yüzlüydü değil mi? Beyaz yüzlü. Ha şu kalındı bak. Şu dişi atabiliriz yani. Şu sarıyı atabiliyorum kalındı. Evet. Gel bakalım. Evet geldi buraya. Burada da bir. Evet probiyotik su var herhalde. Evet. O kadar anladım. Vazgeçilmezsiniz abi. Vazgeçilmezsiniz. Güzel bir erkek var burada. Bu direkt ince tüy. Evet. İnce tüy, ince tüy. O mavili spangler. Seni atacağım yarına. İnce tüy. Bu biraz ufak yavru ama biraz bekleyeceksin. Bu da ince tüy. Atamıyoruz. Bu arada arada bir anekdot vereyim. Arkadaşlar kuşları sezona hazırlarken dikkatli olun. Yani kuşlar hazır olmadan kuşları eşe hazırlar atarsanız evet yumurta alabilirsiniz, çiftleşme alabilirsiniz ama boş yumurta veya genç kuşları çok erken yaşlarda eşlerseniz yumurta tıkanması yaşama ihtimali yüksek. Gametofitleri yani üreme sistemini mümkün olduğunca üreme için hazır hale getirin. Tamam. İnce kalın. Bulduk. Şimdi ince maviye bakalım. Şu kalındı. Pardon, şu inceydi. Evet. Maviye bakalım, ona göre atalım. Bir daha uğraştıralım. Son iki kaldı çünkü. Allah! Hazır bir dişi abi. Ben yavru aldım zaten. Hazır bir dişi. Kalın. Bir ince bir kalın. Tamam. Şimdi gelelim buraya. Evet. İnce. Bunun yanına mavi yazacağız. Gel bakayım. Allah Allah Allah. Isırma ısırma ısırma ısırma. Kız ısırma. Öpeyim mi seni? Öpeyim mi seni? Oh. Yalnız gagasından öpemiyorum. Alnından öptüm. Gagasından öpersem
eşsiz cazibeme kapılıp dudağımı kapma ihtimali yüksek. Evet. Sen de... Evet, sen de artık... Biraz küçük, bundan biraz bekleyeceksin. Zaten o alttaki daha bir küçüktür. Yani. O da mı küçük? Aynen. İyi tamam, bunlar artık beraberce işlerini büyürler. Hallederler, büyürler. Evet, şimdi Emre bir alayım şeyi. Şöyle bir gözlemleyelim bakalım. Arkadaşlar şu yukarısı artık şeyi ayarladı gibi, eş tuttular gibi, öpüşmeler, birbirleriyle anlaşmalar. Şurada anlaşma var. Burası da gayet güzel. Bu da anlaşacaklarsa anlaşıyorlar. Bunlar da iş tutar. Şunları henüz gözlemleyemedik. Bu dişi biraz yağlı, dişi biraz bekleyecek. Öyle gözüküyor. Geldik buraya. Bu erkeğimiz biraz ufak. Bu dişimiz biraz strese girmiş herhalde. Ama zamanla alışacaklardır. Bu dişimiz de biraz strese girmiş. Bu dişimiz de biraz strese girmiş yerdekiler ama en yukarıdaki şu iki takım büyük oranda eş tuttular. Bakın, hatta şuraya bakalım. Öpüşmeler. Öpüşmeler. Buralar tamamdır. Hatta bunlar 10-15 gün içerisinde büyük ihtimalle ilk yumurtalarını bırakırlar. Evet, Emre. Kuşları eşledik. Evet. Sen bir ara dışarı çıktın. O ara şu en üstteki iki takımı gözlemledik. Burası tamam gibi. Bir de şu takım tamam gibi. Birazdan yuvalığını takacak Emre. Onların. Burada bir tane yavrumuz var. Tekne kazıntısı yavrumuz. O da orada dursun. Şimdi Emre. Senin Instagram hesabın var bildiğim kadarıyla. Instagram hesabın nedir? Onu da şu videonun altına kısmına koyalım. Hani çünkü ben de biliyorsun daha piyasa, sende bir daha piyasa kuşları var. Ben de biraz daha renk şey şov ağırlıklı. Ben de olmuyor. İsteyenlere en azından senin Instagram hesabını verelim ki oraya olayı takip etsinler. Kuş yeme düştükçe paylaşsınlar. O şekilde şey yaparsınız. Evet, Emre'nin oğlu. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun amcacığım? Evet, Instagram hesabını alabilir miyiz? Emre Baz 53100. 53100, neyse ben bu aşağı kısma bir yere... Etiketlersin abi. Yok, etiketle yazarım. Oradan takip ederler seni. Evet, Emre. Teşekkür ettik, biz üretimhanenizi açtık. Teşekkür ediyorum, geldiğiniz için. Gayet güzel. Yeni yerinde hayırlı olsun bu arada. Zaten videodan sonra eksiklerini, gediklerini, neler yapman gerektiğini konuşuruz, tespit ederiz. Çözüme ulaştırırız diyelim. Evet sevgili arkadaşlar, Emrebaş'ın üretimhanesindeydik. Güzel, nemli bir Eylül akşamında. Bütün Türk yurtlarına selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamet.